Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. İç Anadolu'da aşılamada sarı listede tek Aksaray kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre COVID-19 aşılama oranına göre Aksaray, 100 bin kişide 73,3 oranla İç Anadolu bölgesinde sarı listede kalan tek il oldu. Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçiftçi de aşı uyarısında bulunarak ülke genelinde doğu illeri hariç diğer şehirlerimiz mavi kategoriye dönmüşken Aksaray olarak ülkemizin tam ortasında sarı renkte kaldık. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider, gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını arttırmaya başladı dedi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 427 bin nüfusa sahip Aksaray'da son açıklanan haritada vaka sayısı 100 bin kişide 99,52'ye yükselirken aşılama oranı ise 73,3 oranla İç Anadolu'nun en az aşı olan ili arasında yer aldı. İç Anadolu'daki diğer illerin aşılamada mavi renk listede olduğuna dikkat çeken Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçiftçi şunları söyledi. Şöyle pandemide 2 yılı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Alfa, beta, gamma, delta varyantı derken omikron varyantını da gördük. Tabii bunun sonucunda tüm ülkede, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde, şehrimizde de vaka sayılarının arttığını hep beraber şahit oluyoruz. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi haritamızda doğu illeri hariç İç Anadolu'da sarı renkte Aksaray'ımız kaldı. Tüm hastalarımızı aşı olmaya, bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. Artık iki doz aşı da yetmez. Üçüncü doz aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hatırlatma dozları biliyorsunuz 3 aya indirildi. Bir an önce tüm hastalarımızın aşı olmaları gerekiyor. Bilimsel olmayan aşı karşıtlarının ve aşı retçilerinin maalesef propagandalarına kulak asarak aşı olmayan vatandaşlarımız, diğer vatandaşları da, yaşlı kişileri, kronik hastalıkları olanları da tehlike altına atıyorlar. Onların yaşamla mücadelesi haline geliyor. Bu yüzden aşı olmamız gerekiyor. Bir an önce aşılarını tamamlamaları gerekiyor tüm vatandaşlarımızın. Aşı COVID'in bulaşmasını tabii ki engellemiyor. Ama hastalığı kolaylıkla atlatmamızı sağlıyor. Omikron varyantı çok kolay bulaşabilen ama aşı sayesinde kolay atlatılabilen bir varyant. COVID de bu varyantlarla dönüşe dönüşe inşallah hayatımızdan çıkacak. Bunun yanında kış ayları geldi. Kapalı alanlarda daha çok bulunuyoruz. İnsanlarımız ev oturmalarına birbirlerine gidiyorlar. Bunlardan da bir müddet daha uzak kalmak gerekiyor maalesef. Tedbirleri azalttığımız zaman ne kadar aşı olursak olalım hastalık sayısı ildeki sayı artıyor. Bir de şunu da ilave etmek lazım bugünlerde. Tüm ülkede ve şehrimizde influenza yani tüm vatandaşlarımızın bildiği grip de çok fazla. Şehrimizde de çok fazla. Covid'le de birbirine karışabiliyor. Bu yüzden hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için de maske, mesafe, hijyen kurallarına uyup aşımızı, hatırlatma dozlarımızı bir an önce olma çağrısında bulunuyoruz vatandaşlarımıza. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aksaray'da da hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 2.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aksaray çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde alınan bilgiye göre 4 evde çatlak oluştu. Depremi yaşayan bir vatandaş acayip bir şekilde sallanma hissettiklerini söylerken Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık. 3-4 evde çatlaklar var dedi. Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9'luk deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından ilçe merkezinde Palas ve Ilıca mahallelerinde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken deprem dolayısıyla yaralanan olmadığı öğrenildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre ana depremin olduğu saatten 5.23'e kadar ilçeye 21 artçı sarsıntı meydana geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şeyh Müskün Aydın, "Kıymetli hemşerilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." dedi. Sağlık beldesinde silah ve uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi yönünde kapsamlı çalışmalara devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Merkez İlçe Sağlık Beldesi, mülki sınırları içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahsın yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 12 Ocak 2022 tarihinde YK isimli şüphelinin evinde eklentilerinde ve aracında yapılan aramalarda 1325 gram metamfetamin, 50 cc sıvılaştırılmış metamfetamin, 28 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kama ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken adli makamlara sevk edildi. Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentte kar yağışının keyfini çocuklar çıkartırken tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Aksaray'da iki gündür belli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokağa çıkarak kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken bazı araç sürücüleri ise trafikte zorluk yaşadı. Aksaray'ın tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluştu. Meryem sana bak. Hadi, 700 yıllık kanlı pelit ağacı ve Ervah kabristanlığı beyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Hava sıcaklığının 0 dereceyi gördüğü kentte Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi. Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. İki gündür devam eden bu kar yağışı, gerçi bu iki günlük biraz yoğunluğu az olsa dahi yağan bir kar ve bugün çok yoğun bir şekilde yağan bir kar, her taraf bembeyaz. Çok mutluyuz. İnşallah bu konuda çiftçilerimiz de mutlu olur, bereket olur, hayırlı olur inşallah bizim Aksaray'ımız için, inşallah daha iyi olur.
Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç, beraberinde il yönetimiyle basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde gündemi meşgul eden organize sanayi bölgesindeki usulsüz arsa iddiası ile ilgili açıklamalarda bulunarak, söz konusu arsanın tahsis edilen kişilerden alındığını söyledi. Kıymetli hemşerilerimiz, bilindiği gibi 11 Ocak Salı günü yaptığımız bir basın toplantısında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bir arsa hususundaki usulsüzlükten bahsetmiştik. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve Demokrat Parti İl Başkanı Servet Ceylan Bey de vardı. Oradaki yaptığımız açıklamanın amacı siyasi değildi. Aksaray'ın haklarıyla ilgili bir olaydı. Usulsüz verilen bir arsadan bahsetmiştik. Yaptığımız açıklamadan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve genel merkezlerimiz nezdinde yapılan girişimlerle bu arsanın iptal edildiğini öğrendik. Saadet Partisi bu konuyla ilgili meclise soru önergesi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili soru önergesi verdi. Bizim henüz mecliste grubumuz olmadığı için bizler de Sayın Genel Başkanımız vasıtasıyla, genel merkezimiz aracılığıyla bunu ulusal medyada duyurduk. Ve Aksaray'da ya da Türkiye'nin başka yerinde bir olmanın, beraber olmanın faydasını gördük. Beraber yaptığımız açıklamanın sonunda bahse konu arsanın iptal edildiğini öğrendik. Şimdi buradan şu anlaşılıyor ki, insanlar bir araya gelirse, aklı selim düşünürse, kamu kaynaklarının eşit dağılımında, kamu kaynaklarının eşit kullanımında etkisi olduğunu ve her türlü haksızlığa, usulsüzlüğe, yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı durabileceğini gösterdi. Bizler Aksaray'daki muhalefet partileri olarak yaptığımız bu çalışmanın sonucundan gayet mutluyuz. Kendi adımıza değil, Aksaray halkımız adına mutluyuz. Bizler şehrimizde ve Türkiye'nin her tarafında yatırımlar yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim bu yaptığımız hiçbir yatırımın engellenmesi değil. 183 dekarlık arazide belki onlar dekardan 18 kişinin farklı alanlarda yatırım yapmasını sağlamak oldu. Biz Gelecek Partisi olarak geçmişte genel başkanımız üzerinden bu adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yolsuzluğun giderilmesi için bedel ödeyen bir partiyiz. Bilindiği gibi Sayın Genel Başkanımız temiz siyaset, siyasi etik yasası, kamu ihale kanunun düzeltilmesi ve imar yasasını çıkarmak istediğinden dolayı AK Parti içerisinde darbe diye tabir edebileceğimiz bir kumpasla yetkilerin alınması istendi. Sonuçta da Sayın Genel Başkanımız Başbakanlığı elinin tersiyle iterek bu işe alet olmayacağını söyledi. Bunu niye anlatıyorum? Siyasi partilerimizde bir ilçenin yönetim kurulu üyeliğinden bile vazgeçmemek için her türlü usulsüzlüğe, yolsuzluğa göz yuman arkadaşlar şunu unutmasınlar ki o dönemde siyasi mertebenin en yüksek makamı olan Başbakanlığı yolsuzluk yapılmasın diye elinin tersiyle iten bir genel başkan partisindeyiz. Bundan sonra da yanımızda hangi parti olursa olsun, biz hangi partinin yanında olursak olalım, Aksaray'da ya da gücümüzün yettiğince ülkemizin diğer yerlerinde yapılan bu tür usulsüzlüklere, yolsuzluklara, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı geleceğiz. İnşallah bundan sonra bu tür olayları yaşamayız. Biz temiz siyaset belgesini açıklayan ilk partiyiz. O yüzden Türkiye'de temiz siyaset olmasını istiyoruz. Kamu kaynaklarının eşit dağıtılmasını ve tüm insanlarımızın bu haklardan yeteri kadar faydalanmasını istiyoruz. Biz Gelecek Partisi olarak hiçbir partiyle, hiçbir şahısla bu anlamda dostluğumuz yok. Hiçbir partiyle ve hiçbir şahısla da meselemiz yok. Bizim tek meselemiz Aksaray'da yapılan usulsüzlüğe dur demek, bunu engellemektir. Biz siyasi parti olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kanunlarına göre kurulmuş, arasına terörle mesafe koymuş tüm siyasi partilerle görüşebiliriz. Ama bu açıklamamızda hiçbir siyasi partinin ya da kişinin karşısında değil, sadece Aksaray'ın haklarını koruduk. Aksaray'da yağışlı ve soğuk havanın etkisiyle Salı semt pazarında da durgunluk yaşanıyor. Pazar esnafları vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bunun da satışlara yansıdığını ve kilo kilo aldıkları ürünleri daha az aldıklarını söyledi.
geldi, zam geldi mi tekrar? Daha bir ay önce geldi. Bir daha mı gelsin? 2022'de geldi mi? 2022'de geldi. Yok, şu anda gelmedi. 2022'de gelmedi. 2000 kaçta geldi? 2021'de geldi, 2020'nin sonunda geldi. Daha bir ay oldu zam geleli. Artık vatandaş yani ne yapsın? Zam. Valla satışlarımız şöyle söyleyeyim. Adam 2 kilo alıyorsa 1 kilo alıyor, 1 kilo alıyorsa yarım kilo alıyor. Ama alıyor yani sonuçta gıda maddesi mecbur yiyecek. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar valla aynı yani şu anda bir değişiklik yok. Zamdan sonra zam daha gelmedi. Yani o şekilde devam ediyorum. Bunlar inek koyun karışık peyniri. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Yani şu anda eğer gitsinler normalde Şarkıtepe'den almaya kalksınlar 70-80'e satıyorlar. Biz 40 liraya satıyoruz. Yani peynirimiz de kalite olarak hani çok şu anda üst düzeyde. Peki diğerleri ne kadar? Kaşar peynirin fiyatı ne kadar? Kaşar 50 lira. Bak marketlerde 65-70 lira. Bizde 50 lira. Normal peynirimiz 40 lira. Mesela yöresel küflü peynirimiz var. Aynı 40'a satıyoruz. Mesela tereyağını 70'e satıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyor. Soğanlar Erbacan abi bak organik. Vallahi pazarda durum var vahim abla. Neden? Soğuk hava. Mallar yüksek, vatandaş gelmiyor, yiyemiyor. Havalar fiyatlar çok soğuk. Mi? Fiyatlar çok pahalı. Peki vatandaşlar neden pazar tercih etmiyor sizce? Vallahi vatandaşlar pazarı neden tercih ediyor? Mallar taze geliyor, günlük taze mal. Manavda bir gün yani kötü bulun, ikinci gün iyi bulun. Ama pazarda devamlı iyisini bulun. Herkesin söylediği ortak bir fikir var yani. Fiyatları yüksek. Maliyetleri yüksek olduğu için. Alan mesela 5 kilo patates alacağına 2,5 kilo alıp o şekilde idare etmeye çalışıyor. İnan vatandaş gelip 3 tane sarımsak alıyor. 3 tane patates alıyor evine. 3 tane havuç alıyor. Bu durumlar mevcut yani. Gerçek böyle yani. Ama bakarsan herkes diyor ki işte ekonomi uçuyor. Öyle bir şey yok yani. Kimse kusura bakmasın. Zor yani vatandaşı da anlayabiliyoruz. Zaten herkese mesela asgari ücrete zam geldi, emekliye sözde zam geldi ama zaten o zamlar işlemeden, gelmeden o eridi gitti yani. Ben 200 milyon mazot koyup Mersin'e gidip geliyordum. Transport şu arabayla. Şu anda ben 200 milyon mazot koyup 4 tane pazar gidip gelemiyorum yani. 7 liradan 14 liraya yani. Neresi iyi? Kimse kendini kandırmasın. Bu ülke hepimizin ortak sorunu. Yani gemi batacaksa hepimiz birlikte batacağız. O yüzden herkesin aklının başına alması lazım. Yani biz bazen bakıyorum sokak röportajlarına insanlar birbirlerini işte benim dediğim doğru, senin dediğin doğru gibi tartışmaların içerisine girip birbirlerine kavga ediyor. Kardeşim herkes şapkasını önüne koyup düşünsün yani. Gerçekten iyiye gitmiyoruz yani. Gerçekten. Ben burada soğan 1,5 liraya soğan satıyorum. Kadın gelip bana yarım kilo soğan istiyor. Ben diyorum ki abla poşet 50 kuruş. Veremiyorum diyor, eğiliyor bana diyor ki ben alamıyorum yavrum deyince bu sefer vicdan yapıp poşeti doldurup veriyorum yani. Böyle sorunlar mevcut, kimse kendini kandırmasın yani. Pazarda durumlar şu an kritik, müşteri yok pek fazla, kar yağıyor dışarıda gördüğünüz gibi. Sebzelerin fiyatları böyle. Fiyatlar yükseldi mi? Fiyatlar yükseldi. Salatalık 10 lira, domates 10 lira, biberler 15, kabak 7,5. Vatandaş soğuktan dolayı fiyatlar yüksek olduğundan dolayı mı pazarda? Biraz fiyatların yüksek olduğundan dolayı kızıyor. Bir de hava biraz soğuk ya. Çıkmıyorlar. Çoğu da ben alışveriş merkezinden alıyorum diye adam. Haklı da yani bu soğukta. Nasıl çıkacak adam? Malaklı köpekleri bilimsel bir disiplin içinde araştırılacak. Bir süre önce kurulan merkezin müdürlüğüne atanan ASÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ramazan İlgün çalışmalar ve hedeflerden söz etti. Aksaray Malaklısı'nın bir sürü çoban köpeği olduğunu ve çoğunlukla kangallarla karıştırıldığını ifade eden İlgün, Malaklı ırkı köpekleri iri ve gösterişli kafatası yapısı, göğüs şekli, gövdesinde bulunan kemik ve kaslarındaki farklılıklarla diğer çoban köpeklerinden ayrılmaktadır. Dış bakıştaki en tipik özellikleri göz kapaklarının düşük, kulaklarının büyük ve dudaklarının sarkık olmasıdır. Dudak yapısı münasebetiyle Malaklı ismini almıştır dedi. Bu köpeklerin tarihte heybetli görüntüleri münasebetiyle savaşlarda kullanıldığı, günümüzde ise küçük baş ve büyük baş hayvan sürülerinin korunma ve güdülmesi işlerinde kullanıldığını kaydeden Merkez Müdürü Doçent Doktor Ramazan İlgün, Aksaray Malaklısı zamanla bazı saf ırk özelliklerini yitirerek günümüze kadar gelmiştir. Davranışsal bakımdan saldırgan olmalarına rağmen insana çabuk uyum gösteren, sahibine sadık, çabuk adapte olan ve bölgesini korkusuz biçimde savunan bir yapıya sahiptir dedi.
Merkezin bir süre önce kurulduğunu ve faaliyetlere başladığını dile getiren İlgün, Aksaray tarihinde yerel ve evrensel bir değer olan Aksaray Malaklısı'nın ırkını korumayı, saf ırk standartlarını ortaya çıkarmayı, tescil, ıslah ve genetik özelliklerine dair her türlü bilimsel çalışmayı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Asıl Veteriner Fakültesi ve diğer farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarına dikkat çeken Ramazan İlgün, zaman içinde Aksaray Malaklısı'nın ırk özelliklerinin anlatıldığı bilimsel toplantılar, sempozyumlar yapacağız. Bunun yanı sıra Aksaray Malaklı köpeklerinin biyolojik genetik özellikleriyle ilgili araştırmaları yaparak genetik ırkın tescili ve nesillerinin korunması için doğru seleksiyon kriterlerini belirlemek üzere projeleri hayata geçireceğiz. Ortaya çıkan birikimi sahadaki yetiştiricilere de paylaşarak ırkın gelişimine katkı sunacağız dedi. ASU Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, Aksaray Malaklısı'nın şehrin değerlerinden birisi olduğunu belirtti ve bu değeri bilimsel bir disiplin içerisinde araştırmak ve yaşatmak adına yapılması gereken tüm çalışmalara gereken katkıyı vereceklerini söyledi. Şahin, Merkez Müdürü İlgün'e de görevinde başarılar diledi. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.